Reklamda gördüğü sürmene bıçağından sipariş vermişti. Çünkü kurban kesecekti. Ama gelen bıçakla değil, et ekmek bile kesmesi mümkün değil. İşte yaşlı adamın bıçak isyanı. Ben o bıçağı kurban bayda kurban kesmek için aldım. Ama bıçak limon dahi kesmiyor özellikle. Gül ağacı sapından sürmene bıçağı siparişi verdi. Gelen bıçağın görüntüsü göz alıcı ama yüzeyi kördü. Eve geldi, ana baktım ben naylon sap bıçak, benim yüz kağıdı verirtmen yanmıyorum, beni kandırdığıma yanıyorum ben. Sivas'ta yaşayan 73 yaşındaki Hüseyin Eninanç kurban bayramında kullanmak için bıçak siparişi verdi. Yaşlı adamın 99 lira ödeyerek satın aldığı bıçaklar kendisine ulaştığında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bir kasap reklamı gösterdi, elma limon kestiler, ben de hakikaten de inandım ben bunlara ve bıçağı aldım. Aldım, hata mı ettim ben ya? Reklamlarda gördüğü ahşap saplı bıçakların yerine piyasada birkaç liraya satılan plastik saplı bıçaklar gelmişti. Onlar gönderdi bıçak bu işte. Biz de görüyoruz sizde. Naylon saplı bıçak. Ve onlara böyle bıçak kısamadım ben bunlarla. Eninanç gelen bıçakların en basit yiyecekleri bile kesemediğini de uygulayarak gösterdi. Buna 100 kilo bir adam olsa da bıçakla zor kesiyor. Televizyonda bu reklamı gördüm bu adamların. Şöyle diyordu. Gül ağacın sap, güzel bıçak dediler bir reklamda. Sordum ki nasıl dedim, güzel kullanabilirsin dediler. Ben de inandım, aldım. Eve geldim, bıçak geldi neyse bir hafta sonra geldi. Gele gele, ne diyemez, naylon saplı bıçak ya. Yaşlı adam hakkını aramak için bıçakları satın aldığı telefon numarasını tekrar aramak istedi. Ancak iddiasına göre o numaraya bir daha cevap veren olmadı. Ya bıçağı bana gagaladı ya, bıçağımı değiştirin. Ben sapan istemiyorum dedim. 26 sıra aradım ben bunları. Bu kadar vicdansız olur mu yani? Eninanç çareyi ucuz bıçakları çöpe atmakta buldu. Ama ne söylerse söylesin kırgınlığını bir türlü içinden atamadı. Ha, bu bıçaklar benim işime yaramaz. Bu bıçak ancak dandik. Ha, insan utanır bunu atıncaya kadar. Ne yapıyor?